3 Kasım 2002'de onları iktidara getiren seçim bir seçim değildi, fetihti. Üç kuşak insanın hayallerini yerle yeksan eden bir harekettir. Adalet ve Kalkınma Partisi hareketi. Siyasal İslam'a o kadar yüce anlamlar yükledik ki. Ya reis, bunlardan destek istemeyelim ya. Bunlar çok leş adamlar. Recep Tayyip Erdoğan bir söz verdi Batı'ya. O yasalar bir haftada değişecek. Erdoğan da bu ülkenin başbakanı olacak. Abdurrahman Dilipak binecekti, vazgeçti. O ilişkinin kaybedeni Recep Tayyip Erdoğan, evet. Fethullah Gülen değil mi? En büyük yanlışı onu görüyorsunuz herhalde, değil mi? Bir de açık olmaması topluma karşı. Ne yanlış gitti de beraberiz. Bu hafta gazeteci Ali Murat Güven var konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Ne yapalım? Medyada yer bulamayınca veya şey olunca, fazla konuşamayınca YouTube bizim şeyimiz gibi oldu artık. Yuvamız gibi oldu. Evimiz gibi. Bir yönüyle şanssız bir nesiliz. Ama diğer yönüyle bu iletişim devriminden sonra sesimizi bir türlü kısamıyorlar. Evet. Bizi tam susturamıyorlar. İnternetin 90'lı yılların ortalarındaki doğumundan bu yana da aslında şanslı bir nesil haline geldik. Bizi izleyenlere, Z kuşağına, genç kuşağına sizi biraz anlatmak istiyorum. Ali Murat Güven aslında AK Parti'nin kuruluş metnini yazan, Erdoğan'ın, Tayyip Erdoğan'ın da bunu Ankara'da okumasıyla bayağı gündemde yer edinen önemli bir metnin sahibi. Peki ne yanlış gitti ve siz bu hareketin dışında kaldınız bugün? 1940'larda İsmet İnönü'nün 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcılığının, yıpratıcılığının da etkisiyle oldukça nobran bir şekilde yürüttüğü Cumhurbaşkanlığında bilenmiş bir kuşak başlangıç kabul edilirse, 3 kuşak insanın hayallerini yerle yeksan eden bir harekettir. Adalet ve Kalkınma Partisi hareketi. Biz siyasal İslam'a o kadar yüce anlamlar yükledik ki, muhtar bile olamaz diye şaşkın şaşkın sorular sorana şöyle deniyordu: siz işin o tarafına bakmayın, yasalara bakmayın. O yasalar bir haftada değişecek. Erdoğan da bu ülkenin başbakanı olacak. Hareketin ilk büyük gafleti 2000 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bir avuç kurmayla birlikte henüz hiçbir resmi sıfatı yokken henüz yeni yeni Amerika'ya yerleşmekte olan Fethullah Gülen'i Pennsylvania Sylersburg'te ziyarete gitmesi. Hatta kapıda şöyle bir olay cereyan etmiştir. İlk yanlışı oradan mı başlatıyorsunuz? Hakkını yemeyeyim. Sevgili Hüseyin Besli, bunları anlattığım için bana bu son dönemlerde çok illet oluyor ve Akşam gazetesinde zehir zemberek bir yazı yazmış benimle ilgili. Beni itibarsızlaştırmaya, değersizleştirmeye çalışan. Üzüldüm, kırıldım ama cevap vermedim. Gidiyorlar Pensilvanya'ya. Neredeyse çiftliğe birkaç kilometre kala Hüseyin Besli diyor ki, ya reis, bunlardan destek istemeyelim ya. Bunlar çok leş adamlar. Çok pis adamlar. Bunlar biri verir, beş ister. Recep Tayyip Erdoğan'ın bakışı bugün şu dakika ekonomiye bakışı gibi. Hiç fark yok. Diyor ki, Hüseyin, sen beni tanımıyor musun? Kafalarız onları. Bir iki ufak şey veririz, bir iki imtiyaz veririz devlette, kamuda, özelde. Karşılığında da bunların yetişmiş insan gücünü, batı bağlantılarını, dibine kadar lobilerini kullanırız. İşte tarih öyle bir yanılttı ki 21 yıl sonra kim kimi kullandı, kim kimin üstüne çıktı. Bu mantık evliliğinde karlı çıkan, boşanmadan sonra asıl büyük serveti alan kimdi? Hiç kuşkusuz Gülen hareketiydi. Devletin kılcal damarlarına kadar işlediler. 2001 yılı 14 Ağustos'unda benim yazdığım 45 sayfalık metni Ankara'da büyük otellerden birinde canlı yayınlarda bir düzineden fazla televizyon kamerasının önünde canlı okurken Sayın Recep Tayyip Erdoğan kafasından geçen şuydu: biraz batıya mavi boncuk dağıtırım, biraz Amerika'ya, Yahudi lobisine, biraz Almanya'ya. Kasımpaşa'dan geldiği için işleri öyle yürütmeye alışmış, sırta vurarak. FETÖ'yü olduğundan daha küçük algıladı. Hmm.
FETÖ'nün gücünü, yayılımını, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, Amerikan gizli servislerindeki gücünü oturtamadı kafasında belli bir yere. FETÖ'yü 2000 yılı itibariyle hala tırnak içinde dini bir tarikat olarak, biraz şişkin bir dini tarikat olarak görme eğilimindeydi. Halbuki hizmet hareketi diye taraftarlarının tanımladığı bu hareket uluslararası siyasal ve bir ispiyonaj örgütüdür. Yalnızca Türkiye'de değil, Türkiye Cumhuriyetler'de, Afrika'da Amerika Birleşik Devletleri adına çalışır. İlk uyanıp kökünü kazıyan, topraklarından atan da Rusya Federasyonu'dur. Eski Sovyetler Birliği, yeni Rusya Federasyonu, Putin, Nurculuğun bütün fraksiyonlarıyla peki, birlikte. Tayyip Erdoğan'la hiç şahit oldunuz mu? Fethullah Gülen'in birebir görüşmesi, teması veya birbirleri hakkında konuşmaları. Nikah kıymıştı. Muhabirdik o zaman, nikah kıydı. Hakan Şükür'ün nikahını ya kıydı. Birbirleri hakkında ne derlerdi biliyor musun? Nefret ederler birbirlerinden. Kelimenin tamamıyla yani şöyle söyleyeyim. Benjamin Netanyahu'yla Yasar Arafat'ın birbirini sevme ihtimali neyse uluslararası siyasette. Recep Tayyip Erdoğan'la Fethullah Gülen'in birbirine muhabbet beslemek, gerçek anlamda bir insani ve İslami kardeşlik tesis etme ihtimali de odur. Çeşitli ortamlarda bir araya gelmekle birlikte şuna son nefesime kadar şehadet ederim ki Recep Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen'i, Fethullah Gülen de Recep Tayyip Erdoğan'ı günahı kadar sevmemiştir. Ancak bu 18 yaşında genç bir kızın serveti için 91 yaşında Rothschild ailesinin en yaşlı üyesiyle evlenmesi, onun ölümünü beklemesi gibi bir evlilik biçimiydi. Birbirlerini aşağı yukarı bir 10-12 yıl kadar tepe tepe kullandılar. Nerede bozuldu gerçekte peki şey? O gezi sürecinden sonra mı yoksa arka planını biliyor musunuz? Şöyle biliyorum. Ne istediler de vermedik sözü çok evet. Doğru bir sözü. Çok dürüst. Aslında siyaseten söylenmemesi gereken kameraların önünde. Ya, hakikaten haklı bir öfke patlamasıyla. Haklı bir isyan gibi. Haklı aslında. Bir isyan. Söylememesi gereken bir cümleyi söylemişti ve kayıtlara geçti. Bugün girin YouTube'da tabii, var. Tabii var. Aslında çok ciddi, vahim bir fahiş etmeydi o. Şöyle, Fethullah Gülen hakikaten Tayyip Bey'in dediği gibi bir 3 almadan 1 vermeyecek, 10 almadan 3 vermeyecek bir yapının başındaydı. Batı'nın bütün gizli servislerine, Amerika başta olmak üzere bilgi ve sır servisleyen öğretmenleri, okulları, kolejleriyle dünyada Muz Cumhuriyeti diyebileceğimiz devlet otoritesinin zayıf olduğu ülkelerde yapılanıp o ülkelerden de CIA'ya istihbarat sızdıran, bizim de o yapılara baktığımızda zayıf karnımız, milliyetçi damarımızı okşayan sabahları İstiklal Marşı çaldırmalar, bayrak dalgalandırmalar, Somalili çocuğa Mehmet Akif ezberletmeler, Nazım Hikmet ezberletmeler, her tarafı idare eden bu çok akıllıca politikasıyla Batı gizli servislerinde çalışıyordu. Devlet istedi. Assubay kadrosundan öteye geçemediği orduda kadro istedi. Temizlikçi, çaycı, alt düzeyli memur, işçi kadrosundan öteye geçemediği stratejik kamu kurumlarında daire başkanlığı istedi, genel müdürlük istedi, nihayet bakanlık istedi. Devleti istedi. Devleti istedi, aşama aşama istedi. Ve 2000 yılında Sylesburg'te kapının ağzında Hüseyin Besli'ye ben bunları kafalarım, 3-5 mama atarım önlerine, 1-2 müsteşarlık, 1-2 bakan yardımcılığı, 1-2 daire başkanlığı susarlar diye düşünen, bunu samimiyetle düşünen Recep Tayyip Erdoğan, bu isteklerin uçsuz bucaksızlaşacağını asla öngöremedi. Peki son düzlükte gerçekten ne istendi de verilmedi o zaman bu çatlak şeye? En son istedikleri yeri söyleyeyim ayrılığa size. Ayrılığa döndü. En son ipin koptu. MIT'i istediler. Her yere girdiler. O 2014-2015 şey MIT zamanları. 2010-11 itibarıyla general olabiliyorlardı. Yani polis akademisini ele geçirdiler, TRT Samanyolu TV 2 olmuştu 2011'de tam 10 yıl önce. Yani koku böyle artık binadan yükselmeye başlamıştı benim de canımın burnuma geldiği. Biz bu eski kuşak İslamcılar, varlığım Türk varlığına armağan olsun, varlığım Anadolu'ya armağan olsun.
bir tür sosyalizm, toplumcu İslam'ı getirip hakça bir düzen. Hazreti Ömer'in dediği gibi yani Dicle kıyısında bir tane çobanın koyunu kaybolsa biz gözyaşı dökeceğiz, bulacağız o koyunu. Diyen o eski kuşak, naif, kırılgan, ahlaklı İslamcılar Ankara'da, kamu binalarında, özel sektörde, medyada böyle kel aynak kuşları gibi bir azınlığa dönüştük. Hepimizin kellesini uçurmaya başladılar. İyi adamlar, iyi kadınlar birer ikişer gitmeye başladılar. Siz bizden sonra demek ki önce normal gazetecilerden başladılar. Evet. Önce normal yani gerçekten gazetecilik yapmak isteyenleri kıyımlamaya başladılar. Ondan sonra demek ki size bir gelmiş. Bir sürü değerli dostumuz, sufi bir İslam'ı yaşayan, hiç öyle siyasal İslam'la alakası olmayan sufi yazılar yazan insanların gönülleri kırıldı, harcandılar. Ve bu çok önemli. MİT'i istiyorum dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın gözü gibi baktığı bir kurumdu MİT. Yani MİT'i Çerkezlere veriyordu, Kürtlere veriyordu, Türklere veriyordu ama bunlara vermiyordu. Yani, Çerkezlere veriyordu ne demek? Yani şeyde, MİT'te pozisyon öteden beri Osmanlı'dan bu yana, teşkilat-ı mahsuslardan bu yana sır tutmasını bildiklerinden, ketum olduklarından Çerkezler hep ağırlıklı olmuştur. Hiram Abbas geleneği diyelim. Hı hı. Yani adam %100 Çerkez değilse karısı Çerkezdir, ailesinde Çerkezler vardır. O anlamda Türk Devleti'nin kozmik sırları Çerkezlere emanet edilmiştir. MİT son kaleydi ve MİT'i istemeye başladı 2010-2011'de. O zaman bizim ekonomimizde bir sorun yok ama dış güçler mi atak yapıyor? Hayır, şimdi oraya gelmek üzereyim. 2000 yılında, 2001 yılında partinin kuruluşunun hemen arefesinde Pentagon'u, Amerikan Düşünce Kuruluşları'nı, CIA'yı, Pensilvanya'da FETÖ'şü ve diğer güç odaklarını ziyaret edip icazet isteyen, destek isteyen Recep Tayyip Erdoğan bir söz verdi Batı'ya. Dedi ki, Batılı değerleri kurcalamayan, Avrupa Birliği yolunda tırmalamaya devam eden, liberal, bugünkü demokratik çizgisi içinde Rusya ile asla aşka girmeyecek, erotik danslar yapmayacak böyle Putin'le, her zaman aradaki o soğuk savaştan kalan mesafeyi, duvarı koruyacak, cici bir çocuk olacağım dedi. 2010'a kadar o kimliği İslamcılara ülke içinde tribünlere zaman zaman paslar vererek, öpücükler göndererek, şiirler okuyarak, başörtüsü yasağını tedrici olarak azaltıp kaldırarak, kamuya başörtülü kızları, kadınları sokarak, sakallı çocukları önce özel sektörde, sonra kamuda yavaş yavaş görevlerle... One minute diye bir çıkış yaparak. One minute yaparak tamamıyla planlanmış, kurgulanmış bir gösteri. Neye uğradığını şaşırdı dönemin İsrail Cumhurbaşkanı. Çünkü konu o değil, mesele o değil, bambaşka bir şey konuşuyorlar. Çıktıktan 20 dakika sonra da ben dedi sunucuya kızdım dedi. İsrail Cumhurbaşkanı... Fatura en zayıf olanın üzerine kaldı. Yani o sunucu ki ünlü masonlardan biridir, ünlü İsrailcilerden biridir. Türkiye'ye de az buz destek vermemişti o tarihe kadar. Az buz destek vermemişti. Ondan sonra o da döndü. Yani herkesin nefsi var. Şimdi 2010 yılına kadar askeri vesayet de var. Ordu da höt hüt ediyor. Sakın ayardan çıkma. Abdullah Gül ile birlikte o karma dönemde sonrasında tek başına Avrupa Birliği yolunda müktesebatı ilerletti. Eurovizyon'da birinci olduk. Şeyin bileklik taktı, alnından öptü. Peki, Sertab Erener'in dünyada spor, futbolu uçuyoruz, peki, yakıyoruz. O dönemi isimlendirirsek, mesela 19 yılı böyle birkaç parçaya bölersek, o dönemin ismi ne olur sizce? Böyle zafer dönemi mi olur mesela? Kendini toplama. Atak öncesi kendini toplama dönemi. Peki, sonra? 2010 yılında ise askeri vesayetin yavaş yavaş burnunu sürtüp, özellikle Yaşar Büyükanıt'ın muhtırasından sonra ona attığı fırça sarayda, İstanbul'da, Ankara'da bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısında paşalardan birine kes lan diye bağırması, o yaşlı adamların o kadar da korkulacak kadar cesametli olmadıklarının farkına varmasıyla Tayyip Bey'e daha bir tırnak içinde kendisinin hissettiği gibi İslamcı davranma cesareti verdi. Bakın bu önemli. Kendisinin aslında hissettiği kadar İslamcı davranma cesareti yoktu. Sonra bugüne gelirse? 2010 yılından itibaren Tayyip Erdoğan dedi ki artık bildiğimiz gibi İslamcı olacağız. Hmm.
Kırılma, niye öyle dedim? Kırılmalardan biri, çünkü kolay gaza gelen, çabuk öfkelenen, öfke yönetimi olmayan bir beyefendi Cumhurbaşkanımız. Mavi Marmara olayını hatırlayın, 11 yıl önceki. Mavi Marmara'dan çok ilginç anılarım var. Mesela havasından yanına yaklaşılmayan, o zaman gençlerin albay albay diye takma isimle andıkları pek ünlü bir Çerkez yazarımız gemiye binecekti. Gelen bir telefonla vazgeçti. Telefon, bazı milletvekillerini de binip vazgeçti. Bazı milletvekilleri vazgeçti. Abdurrahman Dilipak binecekti, vazgeçti. Bunlara telefon geldi. Abdurrahman Dilipak da mı binecekti? Büyük olaylar olacak. Girmeyin, gitmeyin. Kimden telefon geldi? Gelmesi gereken yerden, MİT'ten geldi. Ve madem bunu biliyordu, niye engel olmadı o zaman? Ben size şunu anlatayım. Gemide çok yakın bir dostum vardı, gazeteci olarak, muhabir olarak. Çok iyi bir muhabirdir. Komandolar inmeye başladığı anda Mavi Marmara'ya ilk silah sesleri, ateş duyulmaya başladı. Kapaklanıyor insanlar, gazeteciler, yardım gönüllüleri. Mavi Marmara'da ağırlıklı Türkler var. Diğer flotillerin, diğer gemilerinde yabancılar var. Kapaklanıyor. Gayet böyle sıradan görünümlü, göbeğe kadar sakallı, cübbeli, böyle kasap Nuri abi gibi görünen adamlar bir anda kimlik çıkarmışlar. Bunu ben duyumla anlatmıyorum size, arkadaşımdan. Sevgili arkadaşlar, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndanız. Hiç korkmayın. Her şey yoluna girecek. Tehditlere boyun eğmeyin. Biz gemideyiz, duruma hakimiz. Gemidekilere bunu söylüyor. Ha, söylüyor. Bunu arkadaşım anlatmıştı mesela. Sonradan da fahiş oldu zaten. Ay yuka çıktı böyle şeyler. Arkadaşımız öldü gemide. Cevdet öldü. Yani Milli Gazete'den muhabir, editör dostumuz Cevdet. Fotoğrafını gördüm, alnından vurulmuştu ve çocukları kaldı, eşi kaldı. Tayyip Erdoğan gerçekten İslam'ı isteyen bir lider miydi, yoksa daha relatif bir lider gibi, relatif gibi duruyor? İslam'ın şekil şartlarının tamamını bu ülkeye egemen kılmak istiyor. Atatürk'ün itibarsızlaştırılmasını. Çünkü bende videosu var mesela. VHS propaganda videoları var. Refah Partisi'nde. Yola diyor, tren yolunun üzerine bir buzağa oturmuş. Atatürk'ü kastediyor. O buzağı kaldırmadığımız sürece diyor biz yol alamayız diyor. Mustafa Kemal Paşa'yı hiçbir zaman sevmedi. Hiçbir zaman benimsemedi. Size ilginizi çekebilecek bir şey söyleyeyim. 14 Ağustos 2001'de kendisine yazdığım 45 sayfalık konuşmada, sonradan televizyonda o konuşmayı okumasını izlerken çıkardığını gördüğüm tek yer 45 sayfada Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüydü. Her şeyi bırakmış yani, Gandhi'den alıntıyı, şunu bunu, George Washington'dan, ama Mustafa Kemal Atatürk'ten bir alıntı yapmadı o gün. Politikalarda ne oldu, ne yanlış gitti de bu ekonomik krizi yaşıyor bugün Türkiye ve dolar buralarda? Merkez Bankası başkanını değiştirip bir daha dokunmayacağım, doğru adamı bulduk, öbürü dinlemiyordu bizi dediğinde küçük bir ferahlık gelmişti küresel piyasalara. Zaten Türk ekonomisiyle ilgili bir güven istiyor çünkü sermaye. Kalıcılık, uzun vade, stabilite istiyor. Hiçbir şekilde sözünü tutmayıp 4 ay sonra da o adamı alıp başka bir adam getirince artık dünyada küresel sermaye yer arayan, yatırım yapacak yer arayan küresel sermaye de ooo dedi, eşeğin kulağına su kaçırdınız. Yani arka planını bildiğim mesela olaylar işte Almanların Volkswagen'inin kaçışı. Manisa'ya geliyor adamlar, aman yarabbi, anlattı bana Manisalı iş adamları. Adamların o toprağa gelip İlk fizibiliteyi yapmalarından itibaren yerel yönetiminden kurumlarına kadar adamlardan istenen rüşvetler, şuraya bağış yapacaksın, şuraya harç yapacaksın, şu kadar bizim gönderdiğimiz adamı fabrikada kafayı yemiş. Volkswagen Hitler kurdu kurulalı böyle bir muamma görmemiş. Yani Manisa'ya gelecek bir fabrika açacak ama istekleri bitmek bilmiyor AK Parti'nin. Ve daha pahalıya mal olmasına rağmen, İş gücü daha pahalı olmasına rağmen, masraflı olmasına rağmen gittiler şeye, Doğu Polonya'ya mı, Macaristan'a gittiler. Manisa'da belli bir yere kadar gelmiş olan projeyi iptal ettiler. Zor kaçtı adamlar.
Yani sermaye diyor ki şeffaflık isterim. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'nin geldiği isterim. Yer zaten ucuz işçiliğe geldi. Bunun farkında değil mi, yoksa partide mesela özgür ağırlığı olan insanlar mı eksik yanında? Ucuz işçilik yalnız başına yetmiyor ki dünyayı ikna etmede. Yasalarda temiz, kalıcı, şeffaf bir duruş, bugün var olan ticaret yasasının 15 yıl sonra da, 25 yıl sonra da geçerli olmasını istiyorlar. Ya gece yarısı 2'de Türkiye'de ticaret erbabını birinci dereceden ilgilendiren, ekonomiyi allak bullak eden bir karar torba yasa içinde çıkıyor. Yani 80 tane yasa teklifi torbanın içinde. Şu geliyor. Mesela Tayyip Erdoğan'a hani siz en büyük eleştiriniz işte Fethullah Gülen'le kurduğu ilişki olarak görüyorum. O ilişkinin kaybedeni şeydir, Recep Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen değil. En büyük yanlışı onu görüyorsunuz herhalde, değil mi? Bir de açık olmaması topluma karşı. Ekonominin kitabını yazdım ben demişken bir anda iş nasıl Kurtuluş Savaşı'na geldi? Hani ben ekonomistim, değil mi? Öyle bir şey dedi. Ekonomistim, ekonominin kitabını yazdım. Hayatının hiçbir döneminde Nasıl Kurtuluş Savaşı'na geldi olaylar? Gelir çünkü o dil onu uzun süredir kurtarıyor. Şeyden bu yana, Gezi Parkı'ndan bu yana, Gezi olaylarından bu yana kurtarıyor o dil. O dilin medyada da çok ünlü maşaları var. Mesela İbrahim Karagül her ay bir kere Armageddon'dan önceki son savaş budur. Yani şeyde Tunceli Çemişgezek'te Belde Belediye Başkanı ölmüş. Ya da Çaltılıçukur olmayan bir yer söyleyeyim de. Pınarhisar Çaltılıçukur'da belediye başkanı ölmüş. Seçim yenilenecek. Toplam 200 kişi oy kullanacak. İbrahim Karagül'ü açıyorsunuz Yeni Şafak'ta. Bu son büyük savaşımızdır. Ya hep ya hiç. Çaltılı Çukur ya AK Partili olacak ya da uluslararası emperyalizm Çaltılı Çukur'u yönetecek. Bu dil kurumsallaştı AK Parti medyasında, bürokrasisinde. Direkt yani 10 saniye içinde size, geçen gün Köfteci'de bağıra bağıra propaganda yapan bir kadına, AK Parti olmasaydı bizim kıçımızda don olmazdı falan ne kadar getirdi. Başımı kaldırdım, yemek yedim. Hanımefendi dedim, ücretini ödeyerek hizmet satın alıyorum. Burası bir lokanta. 10 dakika oldu, yeter dedim ya. Yeter. Döndü bana, kesin dedi sözcü okuyan bir hainsindir dedi. Bülent Arınç'la olan mesela diyaloğuna ne diyorsunuz? O da aslında beraber bir hareketten geldiler ama o da ayrıldı parti içerisinden. Şu anda da röportajlar veriyor. Mesela kütlesel ağırlığı olan biriydim diyor partide. Hani herhangi biri gibi değildim diyor ama sonradan başka başka şeyler oldu. Öyleydi tabii. Manisa'lı ve çok ciddi ağırlığı olan Refah Partisi hareketi içinde. Ama gücü seven bir insan. Bülent Arınç öteden beri gücü seven, gücün yanında konumlanmayı seven, Abdullah Gül de öyledir. Bunlar parti içinde çileye talip olmayan, direkt olarak kendilerini yukarıya bakanlığa, başbakanlığa, TBMM başkanlığına taşıyacak yol neyse hiç uzatmadan patikaya değil o paralı otobana sapan, o otobanın bedelini de ödemekte bir beis görmeyen isimlerdir. Hakan Fidan telefon açtı. Efendim dedi, beni sorguya çağırıyorlar. Abdullah Gül'e. Abdullah Gül dedi, bir şey olmaz git dedi. Aynı Hakan Fidan sonra Recep Tayyip Erdoğan'a telefonla ulaştı. Sakın gitme, gideni de dedi tutuklayın. Yani gelip seni almaya çalışırlarsa gerekirse silahlı mukavemette bulunun. Yani Abdullah Gül şimdi dün akşam da parlatılmaya çalışılıyordu bir televizyonda. Abdullah Gül, Bülent Arınç eğer başarı Gülen hareketiyle dirsek teması halinde İttifak kurarak gelecekse hay hay gelsin diyen ekiptendir. Ayrıştılar. Evet, bir 30 yıl, 35 yıl birliktelikleri var. O abiyi boşuna söylemiyor. Abiydi. Bülent Arınç partinin abilerinden biriydi. Tıpkı Oğuzhan Asil Türk gibi. Peki son olarak siz nasıl bir tablo öngörüyorsunuz 2023'te? Ne olacak? Tayyip Bey, 37 yıldır tanıdığım, izlediğim, insan olarak gazeteci ve yurttaş olarak izlediğim Tayyip Bey egosuna teslim olacak. Batı'nın kendisine dayattığı en son Biden yönetiminin onurunuzla bu işi noktalayın dediği işi yapmayacak. 18 Haziran 2023'te veya daha öncesinde aday olacak. Son derece çirkin, sert, bütün kılıçların çekildiği
hakikaten bir final battle, son muharebe dediğimiz bir şey yaşanacak. Seviye çok düşecek ve karşısındaki ittifaka yenilecek. Yani kesinlikle kötü şeyler söylemek istemiyorum. Ben bir yurt severim. Endişelerim var diyorsunuz. Yani, ama öyle diyelim. Şöyle, parti kurumsal kimliğiyle organik olarak devletin organlarını da benim yanımdasınız, bana yardım edin diye çağırmasa bile 15 Temmuz günü son çare olarak gece halka seslenildiği gibi hileli hurdalı bir seçimle birçok yerde elimizden hakkımızı aldılar gibi bir söz. O işte 1. Boğaz Köprüsü'nü Tayyip Bey'in yaptığını zanneden kitleyi evden çıkarmaya yetecektir. İşte orada muhalefetin çok sağduyulu olması gerekiyor. Türk polisinin sağduyulu olması gerekiyor. Türk ordusunun. İçlerinden geldim biliyorum. 3 Kasım 2002'de onları iktidara getiren seçim bir seçim değildi. Fetihti. O terminolojide, siyasal İslam jargonunda onlar Türkiye'yi fethettiler. Ama bildiğim bir şey var. Biz Türkiye'yi demokratik bir düzende serbest bir seçimle geldik. İyi propaganda yaptık. Kendimizi iyi anlattık. Kazandık. Hizmetler verdik. Metal yorgunluğu oldu. Biraz kızağa çekilip muhalefette dinlenmemiz iyi olur. Herkes için iyi olur. Yine oynarız. Tayyip Bey sonrası döneme de bir prens seçeriz. Devam eder parti. Bunlar mümkündür demokraside diyen bir kitle değil bu. Anladım. Şöyle demişti kadın. Ciyak ciyak bağırarak. Sayın Cumhurbaşkanım, biz bunlara hizmet edemeyiz. Lütfen duruma el koyun. Bir basit yerel seçimdi. İstanbul'un belediye başkanlığı seçiminin kaybedildiği Ekrem İmamoğlu'nun, bu vatanın çocuğu, Trabzonlu, annesi babası Müslüman, Cuma'ya giden. İşlerin tabii bu noktaya gelmesi çok şey. Ya düşünemiyorum, sanki şeyden bahsediyor hani. Yunanistan'dan veya işte Avusturya'dan bir işgal şey geldi, işgal kuvvetleri valisi geldi, İstanbul'un belediye başkanı oldu. Biz bunlara hizmet eder. Hani ancak Sütçü İmam'ın söyleyebileceği bir cümle bu. Evet. Şahin Bey'in söyleyebileceği bir cümle Maraş'ta. Bir kulaklar bunları da duydu. Her şeye rağmen son 5 yılda Türk halkındaki demokratik bilinçlenme ve Atatürk'e dönüş mutluluk verici, umut verici. Umudumuzu yitirmeyelim. Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta gazeteci Ali Murat Güven, Ne Yanlış Gitti'nin konuydu. Görüşmek üzere.